Bakalım bugün puanlar nasıl gelecek? Zaten artık finaldeyiz. Altınları verdim gitti ama önce son kez puanlayacaksınız. Önce tabak, tatlıyı sona bırakıyoruz. Buyurun. Hayatım, nasıl buldun? Kalem böreğini pek beğenmedim, hoşuma gitmedi. Bana çok fazla yağ kokusu geldi. Bir de şeyi çok kalın geldi hamuru. Bunun adı neydi ya? Hamsili kek. Hamsili kekte de aşırı yoğun hamsi kokusu gelmesi beni rahatsız etti. Zaten yani adı tamam, üstünde hamsili kek yani. Hamsi tamam, içinde olabilir, bol olması lazım. Anlıyorum, bol olsa bile damağıma uymadı. Yani ben beğenmedim onu. Hamsili kekten zaten hamsinin tadı gelmesi lazım. Yani başka bir tat gelmesi imkansız yani. Tamam, ben demiyorum hani hamsi tamam, olmaması gerekmiyor demedim ki. Zaten olması gerekiyor. Adı üstünde hamsili kek. Yani. Ama beğenmedim yani hani beğenebilirdim sonuçta. Yani olabilir, ilk defa yedim diye değil. Ama hoşuma gitmedi, beğenmedim. Damak zevkime uymadı yani. Şeyi de beğenmedim. Mercimek köftesi de bana aşırı kuru geldi. Böyle... Evet, biraz hiç, kurumuştu aynen, orada. Çok kuru geldi, tatsız geldi. Yani onda da tat alamadım. Bunları beğenmedim genel olarak, hiçbirini beğenmedim. Ben ilk defa yedim Zahide Hanım. Benim çok hoşuma gitti. Ha, bak. Balık kokusu gelmesi çok hoşuma gitti mesela. Ben de bir hopala olarak yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Tabii senin memleket. Evet, benim memleket. Yani çok ağır tat gelmiyor hamsi, alışkın olduğum için ben. Ama lezzeti yok gerçekten. Hani daha güzellerini yedim. Mercimek köftesi çok kuru. Yani alırken dağıldı yani. Hani yiyemedim. Çok fazla dağıldı. Peki Alisa? Ben bu balıklı yemeği de biraz çok beğenmedim. Böyle mesela dedim ki kat kat olursa diyelim ki mesela hamsisi, mesela patatesi kat kat, mesela havucu mu neyse. Zaten fırın yani 180 derece bir şey, orada da pişerdi yani. Öyle daha güzel olurdu sanki. Bilmiyorum. Ama bunun yapılışı ama böyle. Bilmiyorum, çok beğenemedim. Köfte, mercimek köftesi kuru olmuş. Çok kuru. Yani ben koyacaktım, böyle taktik daraldı gitti hepsi. Ben çatalla yemek zorunda kaldım. Beyler, nasıl buldu Sedat? Zahide Hanım, ben hamsili keki beğendim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık Gülay'ın. Ama içli köfte için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mercimekli köfte için. Bu olmamış. Kalem böreği de biraz hamuru çok sert. Böyle ince ve çıtır çıtır olsa bana daha çok hitap ederdi. Hanımlar, nasıl buldunuz? Yine kaynatıyorsunuz. Yine fokur fokur oralar. Zahide Hanım, ben şey bir tek balığı şey yap, kekini pek şey yapmadım. Ama ötekiler iyi yine. Yani yeniliyor. Genel yeğiliyor. Yeniliyor tabii, yedik. Yedi. Peki böreği nasıl sağlık buldun? Ben böreği de iyi, o da güzel pişmişti. Çıtır çıtırdı, evet. Köfte, mercimek köftesi. Mercimekli köfte biraz dağılmıştı, kuruydu. Keki de güzel, normal yani. Kek güzel, güzel olmuştu. İşte heyecan. Eline sağlık yani, güzel her şey. Yorgunluk var bir de son. Olabiliyor canım. Fulya Hanım. Ben ilk defa yedim. Bana değişik tat geldi. Ama evimde yapar mıyım? Yapmam. İkramlık yapar mıyım? Yapmam. Evimde ama, yapmam. Işte ama ilk defa de yedim, bir değişik geldi. Hoşuma da gitti ama evimde yapmam. Hamide Hanımcığım. Efendim. Nasıl efendim buldunuz hayatım? Vallahi ben beğendim. Çok değişik buldum, çok lezzetli buldum. Sevgili Dünür'üme, Sevil Hanım'a muhakkak yapmayı düşünüyorum. Kalem böreği? Kalem böreğinde zaten emek var Zahide Hanımcığım. Aynen. Orada emek var. Elinden açıldı. Çok çok beğendim. Damak tadı olan bir tek siz varsınız Hamide Hanım. Halimden de belli zaten değil mi? Gülay Hanımcığım. Şey vardı bir de değil mi, öbürü neydi? Mercimekli köfte. Ya işte evet Gülay'cığım, o da güzeldi. O da sadece çok az şeydi, kuruydu. Harikaydınız, mutfağa da yakıştınız. Ya, güzel de yaptınız. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz ve geldik Kezban'a. Bakalım Kezban ne dedi, kaç puan verdi? Hamsili kekmiş. İlk defa yedim ama güzel olmuş. Pilav da yapsa olurdu, güvecin içinde hamsili pilav. Bu da güzel olmuş. Güzel de pişmiş. Güzel lezzetli olmuş. Bu da kalem böreği.
Bunu ben elimle böleceğim. İlk defa hamurunu elinde açtı kızcağız. Normalde hazır yufkadan yaparlar. Çıtır çıtır güzel olmuş. Bu da mercimek kurtesi. Ama güzel olmuş. Bu da lezzet olmuş. Biraz kuru diri kalmış ama güzel olmuş. Islak keki de fazla ıslak olmamış. Güzel de uyumlu çalıştılar. Lezzetli de yapmışlar. Güzel, ellerine sağlık. Ben puan veriyorum. Teşekkür ederim Kezban abla. Ellerinize sağlık canım benim. Siz böyle deyince diyecek bir şey kalmıyor ama biz daha ıslak keki tatmadık ve merak ediyoruz. Buyurun afiyet olsun. Islak kek gerçekten bana çok kuru geldi. Yani böyle bu şekilde olmaması gerekiyordu. Islak kekse ıslak olması gerekiyordu. Oysa ki o kadar kuru ki bakar mısınız zaten belli oluyor her şekilde. Kameralara karşıtayım. Yanında su var, ıslatabilirsin. Sizinkinin gene üstünde sos var. Suyla ıslatılacaksa yani o zaman benden puan beklemeyin yani. Allah aşkına hanginiz evde ıslak keki çok ıslak yapıyorsunuz? O şekil olması gerekiyor. O zaman sonuçta bu bir program, yarışma programıysa. Üstüne bir sos döküyoruz. Yani bu şekilde de olsa yiyeceğiz ama burada böyleyse buna puan vermemizi beklemeyeceksin. Bakın Alisa ne güzel götürüyor. Ha. Bence benim kaşıkla. Ye kız ye. Ye annem ye. Evde yaptığın aynısı. Aynı tat güzel olmuş. Senin kaşık tatlısı var ya bildiğin bişi. Biz ona bişi diyoruz. Öyle diyor sabah olabilirsin. Sabah çocuklara yaparsın. Hiç hayır tadı bence yok, gayet tamam. De güzeldi. Cahide bundan bak. Daha güzeldi. Bunu herkes Cahide yapıyor. Hanım. Hayır. Yapamaz. O hayır farklıdır. Bunu herkes yapıyor. Bence bundan çok daha güzeldi. Ben bunu hiç beğenmedim. Yani menünü hiç beğenmedim. Sen neyini neye beğeniyorsun ki zaten? Gerçekten hiçbir şey beğenmiyorsun. Hayır beğendiğimi bak, söylüyorum. Bak beğenen de güzel yiyor. Afiyet olsun. Bak, şifa olsun Alisa. Sadece yiyorum. Zeynep söylesin kadınlardan bir tane yorum alayım. Bende de çok sos yani sadece kenarına denk gelmiş. Kuru. Kek olarak da biraz sert geldi bana. Yani kek dediğin sünger gibi olmalı. Yumuşak olmalı. Peki hayatım. Şimdi bugün final olduğu için asıl bölümümüze geçmeyi iple çekiyorum. Çünkü o birlerin hesabı nasıl verilecek merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Bir de beşler var. Bak bu hafta bir de var, beş de var. Kimler verdi? Hepsini öğreneceğiz. Altınları da verme zamanı geliyor. O yüzden artık arkadaşlar son kez puan veriyoruz bu hafta. Hemen topluyoruz. Gelsin puan. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.